Muhterem hocam, kıymetli hocalarım, muhtaz işlerim. Bugün üçüncü günü ve son oturum diyeceğim. Çünkü hocamız hem sunumunu gerçekleştirdik, daha sonra da akabinde soru ve cevap kısmına geçecek. Ergen sorunları ve gençlerle iletişim adlı sunumunu uzman psikolog Yunus Aydın hocamız yapacaklardır. Hocamızı kürsüye arz etmeden önce kısa bir özgeçmişini sizlerle paylaşıyorum. Hocamız 1953 yılında Amasya'da doğdu. İlkokulu Amasya'da, orta ve liseyi Tokat İmam Hatip Lisesi'nde okudu. İstanbul İlahiyat Fakültesini bitirdi. Ayrıca İstanbul Edebiyat Psikoloji bölümünü, yani fakültesini ve yine aynı zamanda İstanbul Edebiyat Sosyoloji Fakültesini bitirdi. Hocamız 3 fakülte mezunudur. Sakarya'da yüksek lisansını tamamladı. Hocamız Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevliliğinden emekliye ayrıldı. Şu anda Keçiören Belediyesi'nde aile danışmanlığı yapmaktadır. Hocamızla ilgili demin bir ayrıntıyı öğrendik. Tabii ki şu anda 25 Şubat. 25 Şubat denildiği zaman bir 3 gün sonra 28 Şubat diye bizim zihnimize kazılan, maalesef unutmaya çalıştığımız ama unutamadığımız acılı günler vardır. Hocamız da 28 Şubat sedelerinde. Sakarya'da görev yaptığı zaman maalesef Tokat'taki görev yaptığı zaman başörtülü öğrencilere sahip çıktı diye hocamız doktora tezini tamamlarken tabii ki okuldan atıldı. Zedelerden oldu. Onun için diyoruz ki Rabbim kazanımlarımızı kaybettirmesin. Bakın hocalar, Rize'de iki yönlü kişi vardır. Birisi 15 yaşındaki çocuğun elinden Kur'an-ı Kerim almıştır. Diğeri de 4 yaşındaki çocuğun eline Kur'an-ı Kerim'i vermiştir. Şu anda 4-6 yaş grubu Rize'de onun için çığır açtı diyoruz, reklamını yapıyoruz ve her caminin altında bütün hocalarımız buna sahiplensin diyoruz ki kazanımlarımızı kaybettirmeyelim. Bir daha 28 Şubatları görmeyelim. Rabbim bir daha bu millete bu günleri yaşattırmasın diyorum. Ve sunumlarını yapmak üzere uzman psikolog Yunus Aydın hocamızı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim.
Sayın Müftü, Müftü Yardımcılarım, değerli hocalarım, çok değerli misafirler. Biz Rize'ye hoş geldik, siz de programa hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim asıl konum ergenler üzerine ama konunun daha iyi anlaşılması için burada herkes eğitimci, herkes anne baba. Konuya öğrenmeniz nasıl oluşuyor, beynimiz nasıl çalışıyor, biz gençleri nasıl değiştirebiliriz, gençlerin hareketleri nasıl anlayabiliriz, bunları daha iyi anlamak için biraz öğrenenin oluşumuna dönmek istiyorum. Çok değerli arkadaşlarım, bizim öğrenmemiz, bugünkü psikolojideki son gelişmelere göre, nörolojideki son gelişmelere göre ekranda gördüğümüz gibi beynimizin orada bir açılımı var. Uzun süreli bellek, en sondan bu tarafa doğru kısa süreli bellek. Algı var, dikkat var. İlk başta da duyusal bellek dediğimiz bölümde var. Burada en önemlisi kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek aşamaları. Şu anda biz sizlerle hep beraber kısa süreli bellekten konuşuyoruz, bellekten tartışıyoruz. Bellekte karşılıklı, kısa süreli bellekte karşılıklı bilgilerimizi alıp veriyoruz çok değerli dostlar. Bu kısa süreli bellek, bugünkü eldeki ettiğimiz bilgilere göre sevginin de kaynağı, nefretin de kaynağı, korkunun da kaynağı, stresin de, kaygının da her türlü olumsuzluk da burada oluşuyor. Her türlü güzellik de burada oluşuyor. İlahi aşk da burada oluşuyor. Ama bu bilgilerimizi uzun süreli belleğe atıyoruz. Kısa süreli belleğimizin en önemli özellikleri kapasitesinin çok sınırlı olması. Uzun süreli belleğimizin en önemli özelliği kapasitesinin de sınırsız olması. Bir tarafta sınırsız kapasiteye sahip bir hafızamız var, uzun süreli belleğimiz. Bir tarafta da ders çalışırken, bilgi öğrenirken her neyse biz sıkıldım falan filan dediğimiz kısa süreli belleğimizin sınırlı bir kapasitesi var. Bu kapasiteye biz 9 birim diyoruz en fazla. 9 birim ne demek? Bir anda bu en yüksek kısmı, aynı anda 9 hareket yapabiliriz. Arabayı sürerken karşıya bakma, direksiyonu tutma, vitesi elleme, efendim gazdır, demir yardım neyse bunların hepsi aynı anda oluşuyor. Biz buna 9 birim diyoruz. Veya hızlı okuma da buradan gelmektedir. Aynı anda 9 kelimeyi öğrenebiliriz. 9 kelimeye bakabiliriz. Bunun saliselerle, bilin saliselerle ilişkisi var. Ne kadar hızlı okuyorsak o kadar da hızlı okumamız var. Dünyada bugün dakikada 850 kelime okuyan Finlandiya gibi ülkeler var. Bizim ülkemiz hala 350 kelimede. Her sene üniversite sınavlarında, KPSS'de, şurada burada soruların biraz daha uzatılması, paragrafları biraz daha uzatılması burayla ilgili. Daha hızlı okumayı, daha hızlı anlamayı geliştirmek için. Hızlı okuma, hızlı anlama, bütün alışkanlıklarımız, her şey burada oluşmakta ve uzun süreli belleğe atmaktayız. Müsaade ederseniz burada konu daha iyi anlaşılması için çocuklarımızda, gençlerimizde oluşan olumsuz alışkanlıklar var. Ben aile danışmanı ve psikolog olarak en çok Ankara'da uğraştığım sorunlardan birisi, şu anda arkadaşlarımın bana yönlendirdikleri, ailelerin getirdikleri aile huzursuzluklarıyla beraber liseli gençlerde internetle bilgisayar izlerken altını ıslatma, affedersiniz, aklınıza sığmıyorum, altını ıslatma olayı. Biz buna en üzeri isteriz. Böyle bir hastalık ortaya çıktı. Yani liseli genç 3 yaşında altını ıslatmıyor, tuvalet eğitimini almış. 4'te ıslatmıyor, 5'te ıslatmıyor ama lise 1'de 16-17 yaşında ıslatmaya başladı. Siz de buralarda durursanız hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Böyle bir internetin getirdiği yeni hastalıklardan böyle bir sıkıntı var. Affedersiniz. Bu nasıl oluşuyor? Bu şöyle oluşuyor. Bizim çocuğumuz, gencimiz bilgisayara, internete yoğunlaşıyor. Aradan bir saat geçiyor, tuvalet sıkıştırıyor, mesane sıkıştırıyor. Beyin diyor ki, tuvaletin geldi diyor, tuvalete çık diyor. Böyle birinci komutunu veriyor. Ama çocuk bilgisayar daha hoş olduğu için oraya devam ediyor.
bir 3-5 dakika sonra diyor ki çok sıkışırsın, tuvalete git diyor. Yine devam ediyor. Üçüncü defa uyarıyı veriyor. Diyor ki çok sıkıştın, tuvalete git diyor. Çocuk tuvalete gitmeyince beyin komutunu çekiyor. 3 defa söylüyor, tamam diyor, benim işim buradan geçti diyor. Komutunu çekiyor. Komutunu çekince de alttan ıslatmaya başlıyor. Daha sonra bilgisayarın başına oluştuğu zaman, oturduğu zaman yine aynı hareket devam ediyor. Bu sefer beyin fazla komut vermiyor, bir kere veriyor. Neyse, üçüncü hareketten sonra bu alışkanlık haline geliyor. Ondan sonra kimseye söylemiyor, 15-20 gün sonra annesi babası fark ediyor, bu kez bize geliyor. Efendim biz bunlara diyoruz ki oturuyoruz aynen bu şekilde, senin alışkanlıkların kısa süreli, bellekle uzun süreli, bellek arasında böyle böyle oluştu. Şimdi beyni tekrar komut vermeye hazır hale getireceğiz, yeniden komut dinlemeye hazır hale getireceğiz diyoruz. Bunun için önce yarım saatte bir tuvalete çıkacaksın bilgisayar başında. Çünkü o bilgisayar başına oturunca orada birlikte anlama var. Beyin yavaş yavaş diyor ki yine altını ıslatacak, ben bir şey söylemeyin diyor. Böyle bir şey var. Sigara alışkanlığı da böyle oluyor. Efendim ben sigarayı canım sıkıldığı zaman içiyorum. Her canımın sıkılmasında uzun süreli bellekten komut geliyor, diyor ki canı sıkıldı, sigarayı yak. Alışkanlıklar bu iki bellek arasında böyle oluşuyor. Bunları yok etmek için bizim azdan çoğa, çoktan aza doğru belli yöntemlerimiz var. Bunlarla uğraşıyoruz çok değerli dostlar. Bunu ne için söyledim? Bizim ergenlerle uğraşırken asıl uğraşmamız alan çocukların uzun süreli bellekleri, kısa süreli bellekleri. Ekranda gördüğünüz gibi stres, kaygı, her şey kısa süreli bellekte. Öğrenme de burada oluşmaktadır. Her şeyi burada öğreniyoruz. Burası beynimizin mutfağı. Uzun süreli belleğimizi aktarıyoruz. Uzun süreli bellekte şimdi neler oluyor? Eğer ben yarım saatte bir sigara içiyorsam, yarım saat olunca beynim diyor ki sigara vaktin geldi. Bunun için üniversiteye hazırlanan gençlere, biz hazırlanan gençlere işte Allah hepsine başarılar, hayırlı başarılar versin. Önümüzdeki Mart'ta sınavlar var. Sigara içenlere diyor ki sigara içiyor musun? İçiyorum. O zaman sınav saatlerinde içmeme yapışmıyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz, bıraktıramıyoruz. Çünkü beyin buna alışabiliyor. Yani sabah 8.30'da 1'e 2'ye kadar alışması lazım. Aksi halde ne oluyor? Aksi halde o yarım saatte, neyse bir saatte sigara içen çocuğa zamanı geldiğinde beyin diyor ki sigara vaktin geldi diyor. Bu kez beyin dikkatini sınavdan, matematikten, Türkçeden, sosyalden, fenden bu tarafa sigara içmeye yöneldiği için başarısı da ne yapmaktadır çok değerli dostlar? Düşmektedir. Öğrenmede böyle bir şey var. Bütün alışkanlıklarımız da burada kazanılmaktadır. Bu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. İkinci bahsetmek istediğim husus bizim benliğimizle ilgili. Bizim benliğimiz ergenlik döneminde en yoğun bir şekilde oluşan, ben kimim, ben neyim, ben ne olacağım sorularının karşılığı olan, beni başkalarından ayıran, beni ben yapan tüm özelliklere benlik diyoruz. Bu benliğin oluşmasında modern psikolojide ara ara gelen benlik, alt benlik, üst benlik bölümleri kabul edilmektedir. Benliğimiz hepimizin şu anda her şeyi ifade edebildiğimiz, kendimizi gösterebildiğimiz bölge. Alt benlik hiç kimseye anlatamadığımız şeylerin oluştuğu bölge. Ama burası bizi rahatsız ediyor. Saldırganlık gibi, affedersiniz cinsellik gibi hususlar buradadır. Bir başka husus bölümü ise süper ego dediğimiz üst benlik bölümü. Bura ahlaki bölümlerden oluşmaktadır. Ayıp, günah, doğru, yanlış, bu yaptığın yanlış diyen bölümlerden oluşmaktadır. Şimdi bir insanın benliği normal gelişmeli. Eğer benlik normal gelişmez, alt benlik çok fazla gelişmişse bu sefer her istediğini yapan bir kişilik ortaya çıkmaktadır. Ergenlikle bunun çok yakın ilişkisi var. Her istediği yapılan çocuklar bu kez karşımıza alt benliği yüksek çocuklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendim bunu yapma, ayıp, günah falan filan diyerek yetiştirdiğimiz çocuklarda da üst benlik baskısı oluşmakta. Zamanla bu çocuklar isyan eder hale gelebilmektedir. Onun için bugünkü modern psikoloji diyor ki her üç benliğinde eşit düzeyde gelişmesi, bunlara eşit saygıları gösterilmesi gerekmektedir diyor. Çok değerli dostlar. Tabii burada hemen Kur'an-ı Kerim'de benlik karşılığında nefis kavramı kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim olaya Allah'ımız çok daha geniş kapsamlı bakmaktadır.
alt benliği karşılığında nefsi emare vardır. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'la Zeliha Sultan Allah arasında geçen olayda innen nefsele emmâretun bissû, muhakkak nefis kötü şeyleri emreder. Burada geçmektedir. Bugün nefsi emmarenin karşılığı olarak alt benliği düşünebiliriz. Böyle bir eşdeğerlik var çok değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'de nefis alttan yukarıya doğru yükselmektedir. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mutmainne, nefsi mülhime, nefsi zekiye, nefsi raziye, nefsi marziye şeklinde yükselmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bize çizdiğine göre nefis sürekli yükselebilir, belli bir yerde de durabilir. Yükseldiği yerden isyan ettiği zaman aşağıda ne yapabilir? Düşebilir. Böyle bir esneklik var. Allah korusun bizleri. Bu mertebenin sonunda benlik ötesi dediğimiz peygamber olmayan ama çok yüce olan büyük velilerin ulaştıkları mertebe, artık onlar birçok şeyi görebiliyorlar, söyleyebiliyorlar. İşte Muhittin İbn Arabi bana bir gecede Fütuhat-ı Mekke yazdırıldı diyor Mevlana. Ben yazmadım, bana mesleği yazdırıldı diyor. Bu başka Allah-u Teala'nın kendi verdiği melekelerden, kendi verdiği yüce mertebelerden olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok değerli dostlarım. Şimdi nefsin yükselmesinde ikinci aşama nefsi levvamedir. Yani pişman olan nefis, tevbe eden nefis demektir. Tereciye tere satmak çok zordur ama burayı açıklamak istiyorum. Beraber de tartışabiliriz. Allah-u Teala en yüksek nefsi marziyeye yemin içmiyor. Nefsi raziyeye yemin içmiyor. Nefsi zekiye yemin içmiyor. Bir tek nefsi levvameye yemin içiyor. Olgunlaşmakta ilk adım pişman olmaktır. Eğer biz pişman olabiliyorsak çok yüce bir noktaya gidebiliriz. İşte Allah-u Teala la uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsin levvame buyururken önce kıyamet gününe, mukaddes güne yemin ediyor. Arkasından da diyor ki pişman olan nefise de, tevbe eden nefise de yemin olsun. Demek ki bizim olgunlaşmamız nefsi emmareden sonra neye başlıyor? Hemen pişmanlıkla başlıyor. Efendim bize aile danışmanlığında, psikolojik danışmanlıkta şu sorular çok geliyor hanımefendiler, beyefendiler tarafından. İşte hocam, tabii arkadaşlarımızla konuştuk, Diyanet bize çok dostlarımızı yönlendiriyor. Müftülüklerimiz bize Ankara'da çok aile ile ilgili sorunlarda kendi dini konularını hallettikten sonra psikolojik tarafına oraya gidiyorlar, geliyorlar. Şunu soruyorlar, ben kocamı affedemiyorum. Ben eşimi affedemiyorum, ben akrabamı affedemiyorum. Bundan da çok pişmanlık duyuyorum. Diyoruz ki pişmanlık duymak ilk adım, çok güzel. Ama öbür taraf olgunlaşmayla ilgili. Hele devam et bakalım. Yani sizin nefsinizi Allah-u Teala hangi mertebe yükselteceğini biz bilmiyoruz. Ben kocama kızmaktan kendimi alamıyorum. Öfkem bir türlü dinmiyor. Öbür de diyor ki ben hanıma kızmaktan efendim, öfke kontrolü Elmalı Hoca da tefsirinde bunu aynen böyle belirtir. Öfke kontrolü nefsi devameden başlar, nefsi zekiyede tamamlanır. Çok uzun bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk. Öfke kontrolü ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala bir dünyadaki iyi kullarını medhusena ederken vel kâdimînel gâyda, onlar ki öfkelerini kontrol ediyorlar. Öfkeyi yok saymak mümkün değil. Kızmayı yok saymak mümkün değil. Ama kontrol etmek mümkün. Dünyada bizim görevimiz nedir o zaman? Öfkeyi kontrol altında tutmaktadır. Ahirette Allah-u Teala neyi bahsediyor? Öfke kontrolüyle ilgili olarak onlardan biz öfkesini, kinini söküp aldık. O Allah-u Teala cennete gitmenin ilk şartı zaten o en kötü duyguların kaynağı olan kini, nefkeyi, hiddeti Allah-u Teala bizden söküp alıyor. Onun için cennette kıskançlık yok, onun için cennette kötülük yok, onun için cennette kötü düşünme yok. Bunlar bizim dünya sınavımızla ilgili hususlar. Çok değerli dostlar. Tabii burada anlatılacak çok şey var ama ben psikolojik olarak özellikle öfke kontrolüyle ilgili çok kolay bir süreç olmadığını vurgulamak istiyorum. Elmalı Hamdi Yazır hocamızın da aynen ifadesiyle bu kontrol nefs-i levvameden başlamakta, nefs-i zekiye temizlenme aşamasına kadar gitmektedir.
Çok değerli dostlar, bizim çocuklarımızda da öfke 14 yaşlarında çok yaygın bir şekilde devam etmektedir. Biraz sonra bu konuya tekrar döneceğiz. Ben şimdi ergenlik konusuna geçmek istiyorum, müsaade ederseniz. Çok değerli dostlar, ergenlik şurada bulunan herkesin geçirdiği bir dönemdir. Eğer çocuklarımız 13-12 yaşın altında olanlarımız varsa onların da geçireceği bir dönemdir. Hayatımıza yön veren, gerçek kişiliğimize yön veren bir dönemdir. Sıkıntılı bir dönemdir. Ergenlik karşılığında dinimizde hulüm, Kur'an-ı Kerim'de rüşt gibi kavramlar kullanılmakta, fıkıh kitaplarında büyü kavramı kullanılmakta. Yabancılar bu kelimeyi adolesans, büyüme anlamında kullanmaktadırlar. Biz öz Türkçe'de, Türkçe olarak da ergenlik, erken gençlik anlamında bir kavram kullanıyoruz. Ergenliğin en büyük özelliği değerli dostlarım, bizim bir tarafımızda çocukluk var, yani 11-12 yaş öncesine çocukluk diyoruz. Bir tarafımızda da 21-22 yaştan sonraki gençlik dönemimiz var. Bu ikisi arasında en önemli dönem. Bu döneme ne istemektedir? Eğer akademik olarak düşünecek olursak bu döneme dikkat ederseniz TEOG sınavları, yani ortaokul bitirme sınavları giriyor mu? En tehlikeli dönemde. Biz velilere diyoruz ki çocuğunuz eğer 8. sınıfta ergenliğe giriyorsa işiniz zor diyoruz. Ama 6. sınıfa giriyorsa işiniz kolay diyoruz. Anne baba telaşlanıyor, geliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü zeki çocuk daha tehlikeli geçiriyor. Efendim yine lisede bunun en fırtınalı yıllarını lise 1'de atlatırsa diyor ki gözünüz aydın, bu iş atladı diyoruz. Ama anne baba da diyor ki bizi eve sığdırmıyor diyor. Evet, elbette ki yani onun bir tırmanış süresi var. 18'den sonra bu süre düşmeye başlayacaktır. Böyle bir özellikle. Şimdi ergenliğin bir ayağı, çocuklukta bir ayağı gençlikte olduğu için ergenliğin en büyük özelliği gelgitlerin çok olmasıdır. Hatta psikologlar diyorlar ki ergenlerdeki davranışlar gerçekten öyle bir davranışları biz sizlerde görsek mutlaka tedavi olmanız lazım deriz. Mutlaka. Çünkü bizde ikili duygular çok tehlikelidir. Efendim, bir tarafta çok yüksek sevgi gösterme, öbür tarafta birdenbire öfkelenme. Biz buna ambivalans duygular, ikili duygular deriz ki son derece tehlikeli buluruz. Eğer bir kişi ayda iki kere bu davranışa giriyorsa mutlaka öfke kontrolü alması lazım deriz biz. Bunun ölçüsü ayda iki defadır. Ama ergenlikte bugün de iki defa olabilir. Sabahleyin çocuğumuz çok mutlu, neşelidir. Akşam ben intihar etmek istiyorum diyebilir bakın. Şimdi intihar etmek istiyorum diyen bir insana biz mutlaka psikiyatra göndeririz. Psikiyatrik psikoloji yetmez buna. Destek alır ama ergenlerde bunu normal kabul ederiz. Aileye de deriz ki bunu takip edin. Biraz göz önünde bulundurun. Kaç defa tekrar ediyor. Bize ona göre kendilerine bir çizelge tutmalarını söyleriz. O şekilde takip etmeye çalışırız. Çok değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bir defa yaş olarak bazı psikologlar 11-12 yaşlarında başlatıyor, bazıları 15 yaşlarında başlatıyor. Bu tartışmaya ben girmiyorum ama ergenliğin önünde bir erinlik dönemimiz var. Çocuklukla ergenlik arasında erinlik dönemi. Erinlik döneminin en temel özelliği de kız çocuklarının erkek çocuklarından nefret etmesi, erkek çocuklarının da kız çocuklarından nefret etmesi dönemidir. 6 ayla 2 yıl arasında sürebilir. Ondan sonra da birbirlerine aşık olurlar. Böyle bir dönem.
ergenliğe giren çocuklarda ergenlik öncesi davranışlar, sinirli davranışlar, sakar hareketler, neyse bunların hepsi vardır. Kız çocukların da ayrı, erkek çocukların da ayrıdır. Kız çocukları daha 1-2 yaş önce ergenliğe girerler, özel hallerini görürler, kalça bölgeleri gelişir, göğüs bölgeleri gelişir, bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Erkek çocuklarında bıyık bölgelerinin gelmesi, seslerin kalınlaşması en önemli belirtileridir. Her ikisinde de çok değerli dostlar, koltuk altlarında, kasık bölgelerinde tüylerin uzaması fizyolojik olarak en önemli belirtilerdir. Bunları geçiyoruz. Peki ruhi olarak en önemli belirtiler neler? Kız çocukları ergenliğe girerken şu cümleyi çok sık kullanırlar. Beni anlamıyorsunuz. Beni kimse anlamıyor. Erkek çocukları da hiçbir şeyden korkmazlar. Bana bir şey olmaz derler. Bunun için kavgacı, gürültücü olurlar. İlk işaretler bu ve buna benzer durumlardır. Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden birisi öğretmenlere KPSS'den eğitim psikolojisi sorusu olarak çok çıkıyor. Soru, bir çocuğun anne karnından itibaren en hızlı büyüdüğü dönem hangisi diye sorulursa anne karnı dönemidir. Doğduktan sonra denilirse birinci dönem ilk bir yaştır, ikinci dönemde ergenlik yaşıdır. Ergenlik yaşının en önemli özelliği ikinci hızlı büyüme dönemidir. Zekanın en hızlı geliştiği iki dönemdir. Bir, doğduğu yıl gelişmektedir. Doğduğu 3 yaşına kadar gelişmekte. İkinci olarak da ergenlik döneminde gelişmektedir. Fakat her şey birbirine ne kadar zıt. Yani hem ergenlik fırtınaları yaşıyor, hem zekası gelişiyor. Hem ergenlik fırtınaları yaşıyor, ortaokulu bitiriyor, üniversiteye giriyor falan filan. Hepsi bu arada oluyor. Onun için anne babalara da, siz eğitimcilere de Allah kolaylıklar versin. Değerli dostlar, ergenliğin bu kadar fırtınalı geçmesinde çok önemli sebeplerden birisi de hızlı bir büyüme dönemi olduğu için bedenin hızlı büyümesine ruhsal gelişme ayak uyduramıyor. Onun için sakar hareketler görülür. Kapıyı hızlı çarpabilir, beğendiğiniz şu çiviyi şuraya çak dersini götürüp parmağını yararak, yani bu dönemin temel özellikler içerisindedir. Anneler kızlarına şu işi yap derler, bardağı kırar bırakır. Bunlar hızlı fizyolojik büyümeye karşılık, hızlı fizyolojik büyümeye karşılık ruhsal dengenin gelişememesiyle ilgilidir. Son derecede biz bunu normal olarak kabul ediyoruz değerli arkadaşlar. Ergenlik döneminde bizim en önemli kabul ettiğimiz husus benliğin gelişmesidir. Benliğin gelişmesi öz benlik kavramıyla da ifade edilen bir kavramdır. Çocuk sevilerek yetişiyorsa, çocuk kabul görerek yetişiyorsa, çocuk okşanarak yetişiyorsa, çocuğu herkes seviyorsa o çocuğun benliği iyi gelişmektedir. Çocuk sevilmiyorsa, çocuk istenmiyorsa, dur, yapma, etme, döverim seni, hep eleştiriliyorsa bu çocukta benlik gelişmesi zayıftır. Çok değerli dostlar. Bu sefer ben kendim beceremeyeceğim, ben bunu yapamayacağım duygularla kapılmaktadır. Onun için 7 yaşına kadar çocuklarla sözlü iletişim değil, bedensel iletişim. Yanlış yaptığın zaman suratımızdan, yüz hattımızdan benzetmemiz en doğrusudur. Yapma etme demenin çocukta yapma etmeyi anlayacak ahlaki gelişim, doğru yanlış anlayacak ahlaki gelişim olmadığı için hiçbir faydası da olmayacaktır. İşte bu benlik gelişimi ikinci defa ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Çocuk önce kendisine bakmakta, bedenine bakmakta, yine ilgili şeyler yaşamaktadır. Saçına bakıyor, benim saçım düz diyor. Keşke kıvırcık olsaydı diyor. Saçı kıvırcık olan da diyor ki keşke saçım düz olsaydı diyor. Sarışın olan esmer olsaydı diyor. Esmer olan da sarışın olsaydı diyor. Böyle karşılıklı geldiğinde benliği etkilemektedir. Dolayısıyla benlik döneminde şunu vurgulamak istiyorum. Ergenlik döneminde benliğin gelişmesinde çocuğun anlayışla karşılanması, dinlemeyle karşılanması, fazla eleştirilmemesi, hemen hemen hiç eleştirilmemesi onun benliğindeki eksikleri kesinlikle tamamlayacaktır. Aksi halde çok eleştirilmesi, birdenbire büyüyen bir çocuk var,
kız çocuğumuz, erkek çocuğumuz, onun aşırı derecede eleştirilmesi onun benliğini yıkmaktadır. Yani ben bunu yapamam, ben bunu başaramayacağım, ben şunu yapamayacağım, ben bunu yapamayacağım. Ondan sonra biz bu çocuğa diyoruz ki TEOG sınavlarını kazan, üniversite sınavlarını kazan. Onda bir kere benliği yıkıp bırakmışızdır. Yaptığından emin değildir, yapacağından emin değildir. Çok değerli arkadaşlar. Bu temel girişten sonra sizlerin de karşınıza çıkabilecek problemlerde iki temel hususa değinmek istiyorum. Ergenlik döneminin temel herkeste görülen davranışlar nedir? Yanlış davranışlar nedir? Müsaade ederseniz buraya girelim mi? Girelim. Herkeste görülen davranışlar imrenme duygusu. Ergen bir çocuk, genç olsun, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, bir başkasını daha güzelleri, daha iyileri, daha güzel giyinenleri, daha yakışıklıları her zaman göz önüne alır, imrenmeye çalışır. Bu normal bir duygudur. Arkadaşlık duygusu ailenin önüne geçer. Siz çocuğu akşam eve gelin dersiniz ama okuldan çıktıktan sonra arkadaşları parka gidelim der, sizi dinlemez. Burada biz diyoruz ki arkadaşlar daha etkilidir diyoruz. Bu ve buna benzer hususlarda. Ayna karşısında çok zaman geçirirler. Saçlarını kararlar, şurayı düzeltirler, burayı düzeltirler. Şuradaki bene kafayı takanlar, bu beni gidermek için çalışırlar, sivilceye kafayı takanlar. Halbuki sivilce o dönemde temel özelliğidir. Her şeye kafayı takabilirler. Biz bu döneme ayna karşısında fazla zaman ayırma da diyoruz. Karşı cinse ilgi duyarlar. Kız çocukları erkek çocuklarına, erkek çocukları kız çocuklarına aşık olmaya başlarlar. Fazla ilgi duyarlar. Hızlı boy büyümesine karşılık psikolojik değişiklikler, büyüme değişiklikleri yaşarlar. Biraz önce söyledik, sakar hareketler yaparlar. Şunu şöyle yap, şu bardağı yıka dersiniz, elinde alır, parmağını keser. Çocuğumuz bardağı kırabilir, bu dönemin sakar hareketlerindedir. Çok değerli dostlar, burayı burada tamamlamak istiyorum. Dönemin sonuna doğru, yani 18 yaşından itibaren herkes kendi vücudunu olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Ben şişman, kısa boylu, ben buyum demelidir. Ben uzun boylu, inceyim, ben buyum demelidir. Ben sarışınım, biz buna benlik algısında en önemli husus kabul ederiz. Önceki fırtınalar yaşadıktan sonra artık benim yapım bu, beden algısını doğru olarak görebilmelidir. Bunu göremezse işte o zaman şeyler başlıyor, sıkıntılar başlıyor. Çok değerli arkadaşlar. Şu hususlarda çocuklarla herkes çatışır. Giyim konusunda herkes çatışır. Saç konusunda herkes çatışır. Onlar karşılığında saçlarına jöle sürerler, siz istemezsiniz, dökülür falan dersiniz. Bu dönemin temel özelliğidir. Siz şu müziği izlersiniz, onlar başka bir müzik izlerler. Gelecek konularında onlar bizim kadar kaygılı değildir. Aman anne sen ne düşünüyorsun, bir işe girelim derler. Ama biz deriz ki illa da oku şu işi yap diye tuttururuz. Çünkü gelecek kaygısı onlarda daha tam oluşmamıştır. Arkadaş seçimi problemdir. Siz şununla arkadaşlık yapma dersiniz, onlar illa da o benim arkadaşım diyeceklerdir. Aidiyetle bireyselleşme, siz dersiniz ki sen her şeyi bana sorarak yap, o da ben her şeyi biliyorum der, o da başka bir tarafa doğru çeker. Çünkü ayrı bir kişilik olacaktır. Bu da temel herkeste olan sorunlardan birisidir. Bunlar olmazsa zaten biz o çocuğa anormal gözüyle bakıyoruz, onu söyleyeyim. Çok hızlı çocuklara biz öyle normal gözüyle bakıyoruz. Onu biraz sonra gelecek zaten. Algı değişmezliği burada. Çocuklar anne babalarını böyle asık suratlı hem eleştiren olarak görürler. Sevdiklerini fark edemezler. Bu ilk algıya biz algı değişmezliği diyoruz. Anneler babalar da çocuklarını kaç yaşına gelirse gelsin hep çocuk görürler. O da işin bir başka tarafı. Bu da aramızda ciddi bir sıkıntıdır. Evet, 1980 sonrası ailelerde yapılan araştırmalarda biz kendimize gerçekleştiremediğimizi oğlumuzla kızımızla gerçekleştirmek istiyoruz. Biz şu fakülteyi bitiremedik, onlar bitirsin. Biz şu liseyi bitiremedik, onlar bitirsin. Ben şu müziği çalamadım, oğlum çalsın, kızım çalsın gibi her şeyi onlarda görmeye çalışırız. Bu da onlarda stres oluşturmaktadır.
İbadet alışkanlığı konusunda da hemen böyle 5 vakit namazı kılsın isteriz. Halbuki Resulullah yavaş yavaş alıştırılmaktadır. Onu sizlere söylemeye zahit görüyorum. İdeolojik alışkanlıkları vardır. Sizin tuttuğunuz düşünceyi, savunduğunuz düşünceyi savunmaz zıt fikirlere girebilirler. Hatta ve hatta inkar derecelere de girebilirler. Birçok anne bize geliyor diyor ki benim çocuğum diyor Allah'ın yönetmeye kalkıyor diyor. Bize göre normal ama anne çok ciddi bir noktada. Biz diyoruz ki devamlı mı yapıyor, ara sıra sakorkma diyoruz. O doğruyu bulur. Yine ara sıra bize getirin diyoruz. Bu dönemin temel özelliklerindendir. Gruplara girme de temel özelliklerindendir. Çok değerli arkadaşlar. Bir partiye Fenerbahçe'li olmak ister, bir partiye girmek ister, bir deneye girmek ister. İşte bundan sol örgütler, ideolojik örgütler hepsi birden faydalandıkları için çocukları cemaatlere, partilere, işte futbol kulüplerine alıştırmaya çalışırlar. Efendim bir problemde aşırı güvendir. Başta da ifade etmeye çalıştığımız alt benliğin fazla gelişmesiyle ilgili her şeyi ben yaparım ederim duygusudur bu. O güveni %80'lerde tutmak gerekir. Bunun tersi de aşırı güvensizliktir. Benliğin zayıflatılmasıyla ilgili bunlar da problemdir. Uslu çocuk sendromu dediğimiz, benim çocuğum hiç yaramazlık yapmıyor, her sözümü tutuyor, işte o çocuğun yanlış senin. Yarın sana ya isyan edecek ya öbür boyu rezil olarak gidecektir. Çocuğun dönem olarak biraz önce söylediğimiz temel yaramazlıkları yapması da önemli bir husustur. Efendim, korkuların fobilere dönüşmesi, köklü korkular haline dönüşmesi, korkunun aşırı şekline biz fobi diyoruz. İşte çocuk küçük yaştan itibaren cinlerden, perilerden korkar, köpekten korkar, biz de korkulmuş olabiliriz. Ama ergenlikten sonra bu korku kalıcı hale gelebilir. İşte yükseklik korkusu gibi bir sürü 200 çeşitin üzerinde korku var. Bunlardan birisi kalıcı hale gelebilir. Onun için bu dönemde önemsememek lazım. Kalıcı halde ise mutlaka psikolojik destekle tedavi etmek lazım. Savunma mekanizmalarının yerleşmesi, savunma mekanizmaları bundan önceki dönemlerde ve ergenlik döneminde yapamadığımız bir şeye bir kılıf bulabiliriz. Sınavda zayıf almışsak baba sorular çok zor diyebilir. Buna biz savunma mekanizmaları diyoruz. Veyahut da baba hiç kimseye iyi not almadı gibi mekanizmalar kurabilir. Bunların ergenlikle beraber azalması, sıfıra doğru yaklaşması gerekmektedir. Öfke ve saldırganlık davranışları yine bu dönemin özelliklerindendir. Kıskançlık, kardeş kıskançlığı, arkadaş kıskançlığı bu dönemin özelliklerindendir. Ama kıskanırken kardeşini dövüyorsa, arkadaşlarıyla kavga ediyorsa problemdir. Mutlaka desteğe ihtiyacı vardır. Umut eksikliği, kaygı, kötümserlik, intihar düşünceleri de bu dönemin problemleri arasındadır. İntihar düşüncelerini fazla söylüyorsa Allah korusun ergen intiharı dediğimiz bir teşebbüste bulunabilir. Kaygı çok fazlaysa, %50'yi geçmeye başlamışsa mutlaka bir test uygulayıp onu düşünmek gerekir. Karamsar düşüncelere müdahale etmek gerekir diyoruz çok değerli dostlar. Ergen depresyonları çok az da olsa görülmektedir. Başta söylediğimiz öz saygı eksikliği, burada saygı kavramı, kişinin kendi sınırlarını bilmesi, başkalarının da sınırlarını bilmesidir. Başkasının sınırlarını fazla ilan ediyorsa, diyelim ki kardeşinin odasına sık sık gidip onu rahatsız ediyorsa, ağabey, bu bir sıkıntıdır. Saygıda bir problem vardır. Anne babayı rahatsız ediyorsa, anne baba da çocuğunun odasına sık sık gidip denetim yapıyorsa, altını çiziyorum, bu da bir sıkıntıdır. Saygı, öz saygıyla ilgili sıkıntıdır. Öz bilinç eksikliği, ben kızarken kendimin farkındaysam öz bilincim yüksek demektir. Kızarken farkında değilsen öz bilincim zayıf demektir. Çocukta bu dönemde öz bilinç eksikliği varsa mutlaka destek almak gerekir. Efendim cinsel sapkınlıklar da ergenlik döneminde yerleşmektedir. Cinsel sapkınlıklar iki türlüdür. Bir kimlik problemleri, travesti dediğimiz, homoseksüellik dediğimiz Allah başa vermesin bu dönemin temel sorunlarındadır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Diğer cinsel sapkınlıklar, işte röntgencilik gibi, şunun gibi, bunun gibi bu dönemde başlamış, eğer önüne geçilmezse kalıcı olabilir, cinsel sapıklar ortaya çıkabilir diyoruz çok değerli dostlar. Moratoryum dediğimiz
ergenliğe girip orada kalma problemine, karar verememe problemine, işte bir genç liseyi okuyor, hala şu fakülteye mi gideyim, bu fakülteye mi gideyim? Fakülteye gidiyor, birinci sınıfta bir daha imtihana gidiyor, başka bir fakülteye gidiyor. Daha sonra tekrar değiştiriyorsa biz buna moratoryum diyoruz. Ne iş yapacağına, hangi fakülteyi okuyacağına erken karar verememe hali yine ciddi bir sorundur. İnternet, televizyon bağımlılığı, diğer bağımlılıklar hepsi bu dönemde çok yaygın olanlardır. Ama bugün bunların hepsi terapi olarak, tedavi olarak yapılabilmektedir. Tedavi diyorum, psikiyatrlarımız bu işe müdahale etmektedir. Terapi diyorum, hem psikiyatrlar hem psikologlar bizler bu konularda olayın sebebini araştırıyoruz. Eğer aile problemleriyle ilgili internet bağımlılığıysa aileye bir şeyler söylüyoruz. Çocuğa ayrı şeyler söylüyoruz. Bir de dikkat problemleri, çağımızın sorunları arasında. Bu dönemde çocuk en az 20 dakika bir oturmada ders çalışamıyorsa o da dikkat problemi vardır. Tekrar söylüyorum, 20 dakika ders çalışamıyorsa dikkat problemi vardır. Mutlaka dikkat terapilerine alınması gerekir. Peki dikkat dağınıklığı falan filan hiperaktivite ile ilgili hocam bir formül söyler misiniz? Söyle. 2 yaşındaki çocuk düğmesini ilikliyorsa hiç korkmayın. 2 yaşındaki çocuk düğmesini ilikliyorsa hiç korkmayın. O çocukta hiperaktivite dağınıklığı falan olmaz. Temel ölçüsü şu düğmeyi ilikleyebilmesi. Ama size gelen çocuklarda böyle bir şey varsa annesine babasına sorun, bu çocuk 2 yaşlarında düğmesini ilikleyebiliyor muyum? O kadar yanlış teşhisler konuluyor. Bilmiyorum bize de var mı özel psikoloji kliniklerinde falan testler uyguluyorlar falan filan. Hayır, hayır. Öncelikle tıbba başvurmalı, hormonlar, efendim vücudun işleyiş o konuda bilgi aldıktan sonra dikkat dağınıklığına geçmeli. O çok önemli bir şey. Aksi halde çocukta dikkat dağınıklığı yoksa biz yaptığımız şeylerle dikkat dağınıklığını kendimiz geliştiriyoruz. Çok ciddi bir sorundur. Çok değerli dostlar, zamanı ekonomik kullanmaya çalışıyorum ama biraz daha hızlı gidelim mi? Efendim, iletişim konusunda arkadaşlarımız çok şeyler söylediler ama biz iletişimi ilk önce annemizden, babamızdan, sonra evdekilerden, sonra okullarda arkadaşlarımızdan falan öğreniyoruz. Onun için anne babanın doğuştan itibaren iyi bir iletişim kurması, çocukların geleceğinde hazırlamaları demektir diyoruz. Ergenlerle sıkıntı şu, ergen olan çocuk evdeyse yalnız odada kalmak ister, yoksa dışarı çıkmaz. İkisi de problem, doğru mu? İki şey yapar. Peki bunu eve nasıl bağlayacağız? Duygularını anlayarak. Dinleyerek. Bu bir sanattır. İlkokuldan itibaren her gün yavrucuğun okulda neler geldi, gözünün içine sevgiyle bakarak bunları geliştirmek gerekiyor. Çok değerli arkadaşlar. Ergenlik konu, iletişim konusunda fazla konuşulduğu için burada şeye girmiyorum. Sen dili yerine ben dili. Ders çalışmıyorsun yerine bana göre az çalıştığını görüyorum demek daha geçerli. Niye sinirlisin demek yerine kızım herhalde bir sıkıntım var, biraz hareketlerinde gerginlik görüyorum demek. Yani sen böyle değilsin de ben böyle görüyorum demek. Ben dilini kullanmak daha doğrudur. Aileyle ilgili hususlarda çocuğun hatası olsa bile bizim böyle bir problemimiz var. Sen ders çalışmıyorsun diye de bizim ders çalışamama problemimiz var. Bizim televizyon karşısında fazla zaman geçirme problemimiz var gibi biz dili kullanmak da son derece doğrudur değerli arkadaşlar. Efendim, sorun sandınız. Çok değerli arkadaşlarım, emir cümlesi kullanmak çocukları, ergenlere perişan etmektedir. Fazla nasihat etmek onları perişan etmektedir. Nasihat etme yerine dinlemek onlar için daha geçerli, daha güzel bir yöntemdir. Onlara hiçbir zaman şöyle yaptın, böyle yaptın, çalışmadın gibi cümlelerle
yargılanmamak son derece doğrudur. Onları alaya almamak gerekir. Ha, giydiğine çok yakışmış. Bu son derece yanlış bir tavırdır. Çünkü o zaten gelgitler içerisindedir. Bedenini beğenmemektedir, giyimini beğenmemektedir. Başkalarına imrenmemektedir. Bu hususlara da yaklaşmamak gerekir diyoruz değerli arkadaşlar. İletişim konusunda zor gençler nasıl ortaya çıkıyor? Daha sonra bunlar evlilikte de bu sorunları yaşamaktadırlar. Biz bunlara tank tipi gençler diyoruz. Hiç kimseyi dinlemeden kavga eden gençlere biz tank tipi gençler diyoruz. Kardeşiyle, annesiyle, babasıyla bunlar. Pusuda vuran gençler kimlerdir? Bekleyip böyle abisine, ablasına, annesine, babasına bir laf söylüyor ki herkes olduğu yerde kalıyor. Bunlara da pusudan vuran tipler diyoruz. El bombası olan tipler uzun süre susuyor. Eşler 11 yıl tahammül edebiliyormuş. Ondan sonra patlıyorlar. Çocuklar da böyle bekleyip patlıyorsa biz buna el bombası olan tipler diyoruz. Çok bilmiş tipler, kaynanam gibi her şeyi biliyor dediğimiz tipler de. Bilir geçinenler, bunlar okumadan, öbürleri okurlar çok bilmiştir. Dinlerler çok bilmiştir. Bilir geçinenler çenesiyle bu işi geçiştirmeye çalışırlar. Bunlar da problemdir. Peki efendimci tipler, hiç başkasını kırmamak için, tamam anneciğim, tamam babacığım, yarın okulda da tamam öğretmenim, işte de tamam efendim, ondan sonra tamam efendici, evlilikte de tamam efendimci. Bu da ciddi bir sıkıntıdır. İkircikli tipler, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Mağazaya götürüyorsunuz kızımıza, oğlumuza bir şey almaya, bir türlü karar vermiyor. Anne sen ne alırsan al diyor. Mutlaka onu seçtirmek lazım ama karar veremiyorsa ciddi bir sıkıntıdır. Ne sorarsanız sorun, benim problemim yok diyorsa da ciddi bir sıkıntıdır. Ne derseniz deyin, olmaz diyen çocuklarda ciddi sıkıntıdır. Her konuda mızmızlananda da ciddi bir sıkıntıdır. Bunların da müdahale edilmesi gerekir. Çünkü yarın evlilikte bunlar çok daha fazla gelişecektir. Eşini dinlemeden kavgaya, öfkelenmeye gidecektir. Eşinin açıklarını arayacak, anında bir nokta atışı yapacak, onun hep açıklarını söyleyecektir. Bu problemleri de ortalama olarak söylemeye çalıştım. Tabi ayrı ayrı seminer konuları bunlar. Burada sadece başlıklar halinde sunmaya çalıştık. Çok değerli dostlar, ergenlik çağındaki çocuklara daha çok şefkat göstermek gerekir. Sabahleyin kalkarken onların yanında annenin babanın uzanıp onları severek okşayarak kaldırması çok doğru davranmıştır. Çünkü onlar zaten hem kendinden uzaklaşıp gidip gelmekte hem de evden uzaklaşmakta, yalnız kalmakta, dışarıya gitmektedir. Mutlaka severek, okşayarak, ilgi göstererek, onların gözünün kahvaltıya oturtturup onların gözünün içine bakarak konuşmak gerekir. İyi iletişim kurmak gerekir. Okula yolcu ederken her gün yeni bir heyecanla sevdiğimizi, her zaman sevdiğimizi hissettirerek göndermemiz gerekir. Okul dönüşü özlediğimizi hissettirmemiz, yine gözlerinin içine bakmamız gerekir. Günlük okulda ne olmuş ise, yavrucuğum bugün nasıl geçti diye o konuşmaya alıştırmak gerekir. TV, internet, bilgisayar, bu konularda çok şey duyuyorsunuz. Bir saati geçmeden. Yani. Ondan sonrası bağımlılık yapıyor. Bu konuda TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi 2007 Nisan ayında 17 yıllık bir araştırma yaptı. Olumlu ve olumsuz taraflarıyla ilgili. Arkadaşlarımız oraya bakarlarsa zararın karından fazla olduğunu da göreceklerdir. En önemli özelliği kişiliği desteklemesidir. Yani çocuk içe dönükse internet daha içe dönük yapıyor. Çocuk öfkeliyse daha öfkeli yapıyor. Çocuk kavgacıysa daha kavgacı yapıyor. Çocuk pısırıksa daha pısırık yapıyor. Bunun yanında pratik taraflarını geliştiriyor, görsel taraflarını geliştiriyor ama kişiliğine etki etme açısından sıkıntılar bunlar. Son gençler üzerinde yapılan araştırmalarda biz Maslow'un temel ihtiyaçlar teorisini yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan başlatırız. Bugünkü gençler yeme içmeden daha çok cep telefonunu, interneti ve bilgisayarı önemsedikleri ortaya çıkmaktadır. Yani temel ihtiyaçlardan daha öncelikli olarak
görülmektedir. Yine çocuğumuzu yatırırken mutlaka severek, iyi geceler dileyerek, gerekirse yanına uzanarak, çünkü o yaşın temel özelliği çocuğumuz bizden uzaklaşmaya çalışacaktır değerli dostlar. Vaktinizi epeyce zorladım, sabırla dinlediniz. Kur'an ve sünnetten örnekler konusuna da girmek istiyordum ama tekrar ediyorum, sapmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de iletişimle ilgili, çocuklarla ilgili ve قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, insanlara güzel şeyler söyleyiniz. Bu hep bize bir emirdir. İyi insanlardan bahsederken يَدْرَعُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ, onlar kötülüğü iyilikle önlerlerdi. Çocuklarımıza karşı onlar ne kadar sert davransalar da, ne kadar bizi kırsalar da, ne kadar bizi beğenmeseler de, ki beğenmeyeceklerdir o yaşlarda, bizim onlara sabırla yaklaşmamız, onlara iyilikle yaklaşmamız Allah-u Teala'nın bize kesinlikle emridir. Eğer çocuğumuzun bunları bir problem, bir kötülük olarak görüyorsak, idfa milleti ahsene seyyiyete, kötülüğü en güzel şekilde def ediniz, emirlerine hepimizin çok sıkı olarak uymaları gerekmektedir. Çok değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki kalacaktır. Her türlü bilimsel araştırmaya tekrar ışık tutacaktır. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ayet ve benzeri ayetler mucibince Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen her bilgi mutlaka ortaya bilimsel olarak çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar baki kalmasını da ben şahsen böyle anlıyorum. Sizin çocuklarınız, sizin evlatlarınız Kur'an-ı Kerim'de psikolojiyle ilgili, sosyolojiyle ilgili bir ayet üzerinde yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapabileceklerdir. Çünkü öfke konusunda çok değişik kelimeler kullanılmaktadır. Korku konusunda ben 13 ayrı kelime gördüm ama psikolojide korku tek bir kelimeyle ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sevdiğimizden uzaklaşmayla ilgili korku ayrıdır. Cehennem korkusu ayrıdır. Bunlar ayrı ayrı ifade edilmektedir. Bu konuda mutlaka ilahiyat fakültelerindeki gençlerimiz, psikoloji, sosyoloji, eğitimi alan gençlerimiz çok değerli bilimsel araştırmalar yapacaklardır ve bu salonlarda 21. yüzyıl inşallah İslam'ın çağı olacaktır. Bu salonlarda çok daha güzel konular dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Bu bizim burada sunmaya çalıştığımız, kesinlikle söylüyorum, her bir konu başlı başına bir konferans, bir sohbet, hatta bir yüksek lisans, bir doktora tezi konusu olabilecektir. Sabırla dinlediniz. Sıkıcı konuştuğumu her zaman biliyorum ama Allah'ın metodu kısa süreye çok şey sıkıştırmak metodudur. Biz üniversitede yöntem ve teknikler konusunu anlatırken Allah'ın konusuna fazla yer vermeyin deriz, çok sıkışmayınca. Ama böyle siz dostları bulunca da kısa süreye çok şey sıkıştırmak için konuşuyoruz. Affınıza sığındık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Efendim, Allah razı olsun. Huzurunuzda il müftülüğümüze, müftü beye, yardımcılarına, arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar. Ta havaalanından alarak buraya kadar getirdiler. Bir dakika olsun, bir saniye olsun yanımızdan ayrılmıyorlar. Onlardan izin almadan bir yere gidemiyoruz. Huzurunuzda tüm müftülük personelimize, tüm çalışan arkadaşlarımıza, başta müftü bey olmak üzere tüm arkadaşlarıma da teşekkürlü bir borç biliyorum. Rize'nin şanına yakışır, çok güzel davrandılar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sorularınız var mı?
Azak Bulaca Köyü Yeni Mahalle Cami İmam Osman Gündüz. Hocam hoş geldiniz. Çocuklarımızı kahvaltı yaptıramıyoruz. Böyle yemek yerken sanki içinden bir şey seçermiş gibi, bir şey ararmış gibi şeyler davranmışı seviyor. Bu nedendir acaba? Bununla ilgili derslere konsantrelik olmuyor. Bununla ilgili sormak istedim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Şimdi çocukların küçüklüğüne göre küçük yaşlarda yemek konusunda fazla ısrar etmemeyi, acıktığı zaman o kendisi mutlaka yiyecektir. Fazla ısrar etmemek gerekir. Araması gerekir. Hazreti Peygamber'in sünnetinde terbiyeyle ilgili hadislerde çocuğun acıyla alıştırılması gerekir dini yönlerini. Psikolojide de bu böyledir. Fazla ısrar etmemek küçükler için böyle. Gençlerimiz için de kahvaltıların ve akşam yemekler mutlaka sohbetli, uzun, piknik şeklinde olması çocuklarımızı hem bize hem eve bağlayacaktır. Bu konuda rutinlikten, yani alışılmışlıktan mutlaka uzak durmak gerekir. Aile konusunda yapılan araştırmalarda boşanmanın sebeplerinden en başta gelenler yeni evlilerin, özellikle çalışan gençlerin sabah ve akşam yemeklerinde dışarıda yemeleri, evde fazla bir zaman ayırmamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Onun için gençlerle ilgili ise akşam yemeklerinin çok zevkli, sohbetli, arkası yarın gibi böyle onların da hoşuna giden, onların da düzeyine giden bir konu listesi yapıp ben bu akşam şu konuyu konuşmak istiyorum şeklinde yapmak gerekir. Akşam bizim Müftü Bey'in nikahsız üzerinde bir programımız daha var okul öncesi ile ilgili. Orada da mutlaka değineceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala bize diyor ki biz bu Kur'an'da her türlü örneği verdik. Orada küçük küçük kıssalar çıkararak işte Kehf suresinin sonundaki Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluşması gibi orada bir olayı sorarak zengin sohbet haline getirebilir diyor. Evet, internet bağımlılığı konusunda bir soru var burada. 20 yaşlarında, kaç yaşında olursa olsun kesinlikle böyle bir bağımlılık vardır. Buradaki önerimiz psikolojide çoktan aza doğru düşürmektir. Yani birdenbire kesme yerine, işte günde 3 saatse, önce bunu 2,5 saate düşürmek, 2 saat 45 dakikaya düşürmek ama kendisiyle konuşarak, paylaşarak, yavaş yavaş, işte bir hafta olur, bu hafta 2,5 saat, öbür hafta 2 saat böyle böyle aşağıya çekmeyi biz öneriyoruz. İnternette ilgili olarak. Bağımlılık konusu Türkiye'nin en hassas konularından birisi. Biz psikolojide kendi problemini kabul etmeyen insanların gerçek problemi olduğunu düşünüyoruz. Yani hem sinirli ama sinirli olduğunu kabul etmiyor. Bu bizde çok ciddi sıkıntıdır. Ama sinirli olduğunu kabul ediyorsa biz bundan korkmuyoruz. Sinirli olduğunu kabul etmeyenden korkuyoruz. Bu türlü gençler gerçekten biz de istiyoruz ki psikolog olmada, psikolojik danışmanlığında, aile danışmanlığında kişilerin istekli gelmesini çok önemsiyoruz. Yani bize çoğunlukla hanımefendiler geliyor. Kocam gel diyor, gelir diyor. Siz hele bir düzenli diyorum, o gelir diyor. Hakikaten bir gün kocası çıkıyor, çiçek alıp geliyor. Hocam bizim ev düzeldi diyor. Tabii biz bir tarafı düzeltmeye çalışırken beyefendi onu görüyor. Veya beyefendi geliyor, hocam hanımı getiremedim diyor. Gerçekten çok sıkıntılı olaylarda gelir diyor siz. Öncelikle sizinle konuşalım. Bizim seanslarımız var. Her hafta bir görüşüyoruz. Çünkü seanslar sonra bakıyoruz ki hanım
Hocam Allah razı olsun geldi. Bizim her güzelliğe başladı diyor. Şimdi istekli gelmesi son derece önemli. Peki bu genç gelmek istemiyor. Buna ara sıra bir teklif edip özellikle sevdiği arkadaşları vasıtasıyla yönlendirmekte fayda var. Gelmeme sebeplerinden birisi de maalesef bizim psikolog arkadaşlarımıza polisler de gidiyor. Diyor ki geliyor mu buraya diyor, onları takip etmeye çalışıyor. Biz polislere yaklaştırmıyoruz. Diyoruz ki siz onların bizimle yanımıza gelirseniz onlar bize gelmez diyoruz. Öyle bir korku varsa o da görmek gerekir diye düşünüyorum. Çok değerli hocam. Ama mutlaka gelmesi gerekir. Mutlaka gelmesi gerekir. Evet, internet ve telefondan uzaklaştıramıyorum. Kesinlikle yasaklamayın. Biraz önce söylediğimiz çoktan aza doğru, kendisiyle çok fazla yüz göz olarak değil. Çok fazla yüz göz olarak değil. Sen mutluluğun bundan memnun musun? Gel bakalım. İyi bir zamanda konuşarak çoktan aza doğru düşünün. Olur bir hafta, iki saat dedi gibi. Efendim biz çocuklarla konuşmada ve eşlerle konuşmada altın nokta dediğimiz bir kuralımız var. Altın nokta şu. Çocuğumuz şurada duruyor, biz şurada duruyoruz. Biz biraz taviz veriyoruz, çocuğumuzdan biraz taviz alıyoruz. Yavaş yavaş bir noktada bilişip buluşabiliyoruz. Bu altın noktayı yakalamaya çalışmak lazım. Ama sabırla hareket etmek lazım. Hiç hakaret etmemek lazım, hiç azarlamamak lazım. Çünkü onların iç dünyalarında fırtınalar kopmaktadır. Evet, 20 yaşından daha büyük çocukların ibadete alıştırmada arkadaşlar manevi değerler öğretilmesinde değmişlerdir mutlaka. Biz azdan çoğa ve sevdirerek Yüce Peygamber'in beşşirû velâ tünefirû assirû velâ tuassirû böyle hadi bakalım beraberce biz namaz kılalım demek çok doğru bir davranış. Cemaatle farzını kılalım, herkes sünnetini kılsın gibi demek doğru bir davranış. Ama sabrederek gitmek, ondan zevk almasını sağlamak. Başta bahsettiğim, arz etmeye çalıştığım, bizim beynimiz kısa süreli ve uzun süreli bellek, hoşuna giden şeyleri daha çabuk öğreniyor. Neşeli olan şeyleri daha çabuk öğreniyor. Bir şeyi neşeli hale ve sevilir hale getirerek yaklaşmak doğru bir davranıştır. Çok değerli dostum. Bütün sorular çok güzel. Bir soru daha geldi. Kendisine kardeşi kadar değer verilmediğini düşünen erkeğe değerli olduğunu nasıl hissettireceğiz? Birbirinden güzel sorular. Zaten ergenliğin bir özelliği kendisini beğenmemek. Saçı düzse düz olmasın. Boyu uzunsa kısa olsun. Orta olsun diyor. Kendini beğenmemek. Bu tarafta da kardeşi olunca o daha çok iyi görüyor ama biz zaten 15 yaşına kadar yasalarda hepsini çocuk kabul etmektedir. Onu daha fazla sevdiğimizi, hatta doğuştan itibaren çocuğun kardeşinin ihtiyaçlarını birlikte karşılamamız gerektiğini çocukla konuşmak, kendisine daha üst görevler vererek, işte espri şeyler yaparak, sürprizler yaparak gel bugün sana çorap alacağız, kardeşine de bir çorap seç eline ver diyerek kısaca doğru hareketleri pekiştirmek diyoruz. Yanlışlar üzerinde fazla durmamak gerekir diyoruz. Aslında bunlar birebir görüşüp başka sorular sormakta gerekiyor.
Evet. Yine çok güzel bir soru. Erkek çocuğu 17 yaşlarında kız arkadaş edinmesinde nasıl yaklaşır? Çok çok güzel bir soru. Efendim, ergenliğe giren gençler, eğer erkekse annesinin yerine koyacağı bir kız arkadaş arar. Eğer kızsa babasının yerine koyacağı bir erkek arkadaş arar. Buna biz son derece doğal bakıyoruz. Burada bir yanlışlık yok. Peki bu dönem biz buna sanal aşk dönemi diyoruz. Geçici bir şey dönemidir. Bunun çoğu içinden yaşar, bir kısmı dışından yaşar. Reddetmeden önce tamam oğlum, böyle bir düşüncem var, buna saygı duyuyorum. Sonra sorular sorarak onu düşündürerek, peki doğru, sen bunun arkadaşlığı ilerleyeceksin ama sen daha lise 1'desin, lise 2'desin, lise 3'desin. Evliliklere giden kız arkadaşlıkları üniversite 3'te 4'te oluşmaktadır şeklinde düşündürücü sorularla, biraz da zamana bıraktığımızda zaten onların bir tırmanma dönemi vardır, bir de düşme dönemi vardır. Düşme dönemine geçince daha eleştiren düşüncelerle yaklaşılabilir. Diyor, çok değerli arkadaşlar. Sınav zamanı ve genç ergenlikte anne ders çalıştıramıyor. Evet, en büyük baş belası. Evet, çok doğru. Yine biz bunlara azdan çoğa doğru diyoruz. Önemli iki vakit var. Ders çalışmanın en önemli olduğu iki vakit var. Birisi yatarken, birisi kalkar kalkmaz. Yatarken ve kalkar kalkmaz. Eğer 20 dakikadan az olmamak üzere hiç çalışmayan bir çocuğa oğlum yatarken bir 20 dakika çalış diye fazla ısrar etmeden şunu bir deneyelim dediğimiz zaman da onun zevkini alacaktır. Yatarken çalışılan bir hafta sonra uykuya girmeye başlıyor. En son derslerde biz yatarken çalışın diyoruz. Uykuya girmeye başlıyor. Rüyada çözmeye başlıyor. Ondan kesinlikle zevk alacaktır. Kalkar kalkmaz da onu tekrar ettiği zaman sabaha kadar ders çalışmış olacaktır. Beyin temelli öğrenen böyle bir şey var. Peygamberimiz de yatarken şunu okuyan, kalkınca da bunu okuyan sabaha kadar ibadet yapmıştır diyor, aynı şey burada da. Yatarken ders çalışan, sabahleyin de ders çalışan bunu yapmıştır. Çok değerli dostlar, 20 dakika az bir zaman değildir. 20 dakikada 3 sayfa çalışıyorsa, haftada 21 sayfa çalışıyor demektir. Azdan başlatarak bunu çok rahatlıkla, kolaydan başlatarak çok rahatlıkla götürebiliriz. Sevdiği derslerden başlatarak, önlü matematiği sevmiyorsa dayatmayalım. En sevdiği dersse oradan başlatalım. O gösterdiğim beyin grafisinde kısa süreli bellek bir hoşuna gitmeye başladığı zaman o kendisini isteyecektir. Böyle bir çalışma en erken bir haftada, en geç bir ayda oluşabilmektedir. Alışkanlık haline gelebilmektedir. Bütün alışkanlıklarda olduğu gibi o süreci takip etmek son derece faydalı olacaktır diyor. İnternette daima süresi normalde ne kadar olmalıdır? Evet. İdeal olanı 1 saattir. Yani internette kalma süresi ideal olan 1 saattir. 1 saatten sonra her gün aynı saatte girmek istiyorsa biz diyoruz ki bağımlılığa doğru gidiyor diyoruz. Bağımlılık sınırına doğru gitmektedir. 1 saatte televizyon diyoruz, 2 saattir bunlara ayrılması gerekecek zaman. Bunu da biz okullar döndükleri zaman dinlenme saatlerine ama ders çalıştıktan sonraya kesin getirilmemeli, o saatlere konulmasını öneriyoruz çok değerli arkadaşlarım. Evet, yine çok güzel bir soru. TV, internet veya telefonlardan yorgan altında izliyor. Tabii burada sıkıntılı bir durum var. İstenmeyen sahnelere gitmesi var. Öbür tarafta sıkıntı annenin, babanın denetlediğinden çocuk rahatsız olmaktadır. Bunu konuşturarak, gel oğlum hangi sahnelere giriyorsun diye bana da anlat, ben bunu bilmiyorum, bunun doğruluğunu tartışalım diye
O en mahrem bilgileri sizinle konuşmasında, sizin konuşmanızda hiçbir sakınca yok. Efendim, cinsel eğitimde biz doğrular anne baba tarafından anlatıldığı zaman o çocuklar cinsel sapıklıklara gitmiyor diyoruz. Psikoloji böyle diyor. Doğru dürüstlüğünde tetembiyedeki de budur. Sizin anne baba olarak konuşmanızda, gel yavrum beraber konuşalım, şu sahneye beraber girelim, bu sahne senin dediğin gibi değil, bu burada böyle gösteriliyor diye onu fark ettirdiğiniz zaman ondan sonra da olan çıkarmanız daha kolay olacaktır. Yoksa yapma etme demenin fazla bir etkisi olmayacaktır. Bize bu konuda aileler çok getiriyorlar. Arkadaşlarımız da bu konuda son derece yeterliler. Gerçekten çok mutlu oldum. Mutlaka birbirinizden destek alın. Annenin babanın yetmediği yerde amcalar, teyzeler, ablalar mutlaka devreye girmeli diyoruz değerli arkadaşlar. Cinsel eğitimin, özür dileyerek çok olumlu sorular geldiği için söylüyorum, hemen kurallarını vermek istiyorum. Cinsel eğitim bir, erken verildiği zaman merak uyandırır. Anında verilir. Yani çocuk ergenliğe girmeden 6 ay içerisinde konuşulabilir. Çocuk nişanlandıysa evlilikle ilgili konular konuşulabilir. Ama nişanlı değilse konuşmak doğru değildir. Cinsel eğitimin birinci kuralı, anında, önündeki zamanlar içerisinde. İkinci kuralı geç kalmamak. Geç kaldığımız zamanda da çocuk ya internetten öğreniyor, ya mahalleden öğreniyor, yanlış yerlerden öğreniyor. Cinsel eğitimin kim tarafından verilmesi de, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve bu konuda komisyonlarda da çalıştım. Çok tartışılan bir konu. Cinsel eğitimi anne baba vermelidir. Çünkü onun ergenliğe girip girmediğini o bilmektedir. Bir çocuk ihtilaf oluyorsa, ilk halini görüyorsa, bir tek annesi bilir, ailesi bilir. O dönemleri aile takip etmektedir. Anne baba neler vermesi konusunda ilgililerden destek alabilir. O konuda bir sıkıntı yok kesinlikle. Üçüncü bir kuralımız da sanal alemdekilerden çocuklara doğruları söylemek lazım. Hiçbir şey sanal alemdeki gibi bir saat, iki saat sürmüyor. Hiçbir şey böyle böyle olmuyor falan deyip gerçek dünyaya çekmek lazım. Sonunda hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sonunda çok özür dileyerek söylüyorum. Evlilik hayatını katırda çıkaramıyorlar. Bunu çok açık olarak söylüyorum. Özel soru sorabilirsiniz uzman arkadaşlarımızın konuda. Onun için sanal alemin gerçek yönünü fetvasını hocalarımdan alın. Ben o işe girmiyorum. Beraber interneti seyredin. Yanlış olduğunu orada görün. Yoksa o ondan zevk almıştır. Yapma etme demen hiçbir anlamı yoktur. Ben boğazımdan birkaç ameliyat geçirdim. Böyle su almak zorundayım. Çok özür diliyorum. Evet, çok güzel bir soru daha geldi. Çocukların anne ve babasıyla mahremiyet sınırı kaç yaşında koyulmalıdır? Mesela aynı yatakta uyumamaları şeklinde. Evet, çetrefilli bir soru. Bir taraftan çocuk anneye bağlı onun kokusunu almak istiyor. Bir taraftan anneyi babasıyla paylaşmak istemiyor. Bir taraftan babayı paylaşmak istemiyor. Bir taraftan sıkıntılı bir durum var. Çocuk Allah korusun zaman zaman oluyor. Bizim yanımızda uyup boğulup da kalabilir. Değil mi? Çok da arkadaşlar. Biz diyoruz ki çocuk sizin yanınızda uyusun yerine yatırın diyoruz. Severek, okşayarak uyudun. Yerine yatırın. 7 yaş odasını ayırma yaşıdır. Kesin odasını ayırma yaşıdır. Ve ondan sonraki yaşlarda ev müsaitse kardeşlerin erkek kızların odasında ayırmak gerekir. O da müsait değilse aralarına perde, sünnette tavsiye edilen budur. Perdeden gerilebilir. Ama çocuğun anne babanın yanında sevgiyle uyuması, tatlı rüyalara dalması ve o rüyalarda uyanması. Anne babanın yanında uyumadığı zaman çocuk ağlayarak çoğunlukla uyanmaktadır ama fırsat vermemek gerekir. Tabii bunlar her çocuğa, her aileye göre de değişebiliyor. Çocuk bir hastalık geçirdi, anneye uzun süre bağımlı kaldı. Onu yine başta söylediğimiz azdan çoğa doğru giderek yavaş yavaş alıştırarak odasına, yatağına alıştırmak
gerekir diyoruz. Çok değerli dostlar, sorularınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu kadar nezih, bu kadar kaliteli bir gruptan böyle çok güzel sorular geldi. Çok uzattık, sizleri sıktık, sabırla dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. İşte size ve sizin şansınızda bütün katılan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca birçoğumuza ikinci üniversiteyi ama birçoğumuza da birinci üniversiteyi bu yaşımızda bitirttiren Rize müftümüz Sayın Yusuf Dağımıza, bütün yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Üç günde olsa artık üniversite mezun oluyoruz bugün. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Teşekkürler. Katılımlarınızdan dolayı çok. Allah razı olsun. Çok sağ olun.